Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum ve bir aklımızdaki kişiden mesajımız var diyeceğiz. Burç bazında yapacağım. Burç burç bakalım bu aklımızdaki kişiler bize neler söyleyecek. Bana kalırsa sadece burcunuzu değil hepsini dinleyin. Hangi mesaj size daha uyumluysa, enerji daha içinize siniyorsa onu alın kabul edin derim ben nacizane. Evet, ben niyetimi alıyorum. Sizler de çayınızı kahvenizi alın ve hemen başlayalım diyelim. Evet, Koç burcu aklımızdaki kişi diyoruz. Koç burcu aklımızdaki kişi. Koç burcu aklımızdaki kişi. İkilemdeyim. Aynı döngü içinde yaşıyorum. Git gel hep aynı durumlar. Yani bu ilişkide yalanlar, dolanlar ya da söz verildi sözünde durulmaması gibi gündemler, konular çok oldu. Arkadan işler çevrilme. Ya siz çevirdiniz ya o çevirdi. Diyor ki çok ikilem yaşıyorum. Çok kararsızım bu ilişki için. Çünkü çok yalanlar oldu. Çok ihanet oldu. Bu ilişkide yani çok böyle istenmeyecek şeyler oldu. Aldatma, aldatılma, kandırılma, yalan söylenmesi, söz verip sözünde durulmaması, bu tarz konuların olduğunu ve sizin de ya da kendisinin de çok sinirli olduğunu, agresif olduğunu, bu konuları unutmadığını, sürekli yüzüne ya da yüzünüze vurduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım ne söyleyecek. Hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok dedi. Kendimi boşlukta hissediyorum. Karanlıktayım diyor. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyor aynı zamanda. Yani zaten bu kadar ihanet oldu, bu kadar yalan dolan oldu, kandırılma oldu. Ya kendisi yaptı ya siz yaptınız. Özel bakım değil şimdi o yüzden bu şekilde söylüyorum. Benden daha ne yapmamı bekliyorsun diyor size sevgili arkadaşlar. Ve diyor ki beni kendinden uzaklaştırma diyor aynı zamanda. Yani ya çok beklentileriniz var ya da dediğim gibi bu işte ihanet olayları, kandırma olaylarını çok yüzüne çok böyle dile getiriyorsunuz, sürekli hatırlatıyorsunuz. Bu tarz konuşmalar söz konusu olabilir. Bundan dolayı da diyor ki beni kendinden uzaklaştırma yaptıklarınla dedi size mesajı sevgili arkadaşlar. Gerek ya da çok fazla böyle eril enerji şeklinde üstüne gidiyorsunuzdur. Çok fazla üzerine gidip agresif enerjilerle üzerine gidiyorsunuzdur. Bundan dolayı da diyor ki beni kendinden uzaklaştırma diyor sevgili koç burçlarım. Ve geldim boğa burcuna. Boğa burcu aklınızdaki kişi diyoruz. Boğa burcunun aklındaki kişi. Benim sevgim sana gerçekti. Ben seni gerçekten sevdim. Temiz sevdim. Saf sevdim. Sana sağlam adımlarla da geldim ya da geleceğim sevgili arkadaşlar. Ama benim sevgim sana temiz, gerçek sevgiyle sevdim. Gerçek aşkla aşık oldum. Sana somut, senin istediğin şekilde bir başlangıç ya da bir teklifle geleceğim. Niyetim var ama ben sana sınırlı sayıda bir şeyler verebilirim. Gerek maddi gerek manevi. Sınırlı sevgili arkadaşlar diyor ki ben senin istediğin gibi bir ilişkim, senin istediğin gibi bir evlilik, senin istediğin gibi mal mülk, senin istediğin gibi duygusal bir beklenti. Bu beklentilerin hepsini yapamam. Ha tamam sana sevgim, tamam okey, gerçek sevgim, sevgim de sağlam, sevgimin de arkasındayım, senin de arkandayım. Ama ben sana senin istediğin şekilde gelemem diyor sevgili arkadaşlar ya da beklentinin hepsini karşılayamam diyor. Peki konuşturma kartlarıyla ne söyleyecek? Boğa burcunun aklındaki kişi beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Seni çok özlüyorum dedi aynı zamanda. Ve diyor ki seni üzmekten korkuyorum. Ben çünkü sana senin istediğin bir aşk, senin istediğin bir evlilik, senin istediğin bir ilişki, senin istediğin tarzda maddi manevi beklentilerini karşılayamam. Bu yüzden seni üzmekten korkuyorum diyor sevgili arkadaşlar. Boğa burcunun mesajı bu şekildeydi. Ve geldik hemen İkizler burcuna. İkizler burcunun aklındaki kişi. Bakalım ne söyleyecek İkizler burcunun aklındaki kişi. Bakalım ne söyleyecek.
Ha, bu arada sevgili arkadaşlar, bazen yazıyorsunuz hangi burcumuzu dinleyelim diye. Astroloji olarak dinliyorsanız, normal doğum haritası ve astrolojik yorum burç bazında dinliyorsanız tarot olmayacak. Yükselenize daha baz alın. Önce onu dinleyin, sonra diğer burç, kendi diğer burcunuzu dinleyin. Ama tarotta ilk önce güneş burcunuzu, kendi burcunuzu dinleyin. Sonra diğer yükselen aya geçin. Evet, İkizler Burcu. İkizler Burcu, aklındaki kişi diyoruz İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nun aklındaki kişi diyor ki, sen benim her şeyimsin. Sen ayakların yere sağlam basansın. Kendine güvenensin. Özgüvenin tavan yapmış. Özgüvenin yerinde. Kendini bilen bir kadınsın ya da erkeksin sevgili arkadaşlar. Ama korkuyorum. Korkuyorum. Ben ilişki yaşamaktan korkuyorum. Seni taşıyabilmekten korkuyorum. Ben evlilikten korkuyorum. O yüzden sorumluluk almaktan korkuyorum. Çünkü sen çok böyle baskın bir karaktersin ya da diyor ki seni kaldıramayabilirim. Senin kadar güçlü olamayabilirim ve bu yüzden de korkuyorum ve temkinli yaklaşıyorum. Bu yüzden sana net gelemiyorum. Böyle sürekli bir belirsizlik içinde bırakıyor olabilirim. Ben senin benden istediğin ilişkiyi, evliliği veremem. Benim sana vereceğim şeyler sınırlı. Maddi, manevi, benden beklentilerin hepsini karşılayamam diyor sevgili arkadaşlar. Pekala, devam ediyoruz. İkizler Burcu'nun aklındaki kişi diyoruz. İkizler Burcu, aklınızdaki kişi. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor. Evet, burada zaten bir kafası karışık, bir korkaklık enerjisi de içinde. Kimse senin gibi olmayacak, bundan o kadar eminim ki diyor. Ve devam ediyor. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyor. Yani bir yandan da diyor ki, ben zaten sana neler verip neler veremeyeceğimi, nasıl bir ilişki istediğimi baştan söyledim. Hala sen benden ne istiyorsun? Benden beklentin ne? Bunu anlayamıyorum da diyor bir yandan sevgili İkizler Burcu. Evet, geldik Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu, aklınızdaki kişi diyoruz Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu, aklınızdaki kişi. Yengeç Burcu, aklınızdaki kişi. Yengeç Burcu, aklınızdaki kişi diyor ki, bu iş bitti. Bitirdik yani biz. Evet, bir fırsattı. Biz birbirimizi tamamladık. Evet, birbirimizin bir şansıydık, fırsatıydık. Bir şekilde birbirimize iyi geldik. Şifalandık birbirimizden. Ama bu ilişki bitti diyor sevgili arkadaşlar. Ve ben kendi halimdeyim, kendi gücümdeyim. Ben kendi yolumdayım. Yani aynı zamanda çok da egolu biri olabilir aklınızdaki kişi sevgili yengeç burçları. Bu ilişki bitti diyor. Evet, biz seninle şifalandık, biz seninle tamamlandık. Birbirimiz için fırsattık. Evet, senin sevgin beni güçlendirdi. Belki senin sevgin sayesinde belki ben bir yerlere geldim. Belki bir mevkiye getirdiniz. Belki kariyer olarak da, karakter olarak da, toplumda statü olarak da sizin sevginizde bir yere gelmiş bir insandan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Zaten bittiğini söylemişti. Ve diyor ki, bir yandan da seni çok da merak ediyorum aslında diyor. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimin nesin, hayatında biri var mı, iyi misin, kötü müsün diye de seni düşünüyorum diyor. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Yani geçmişte çok fazla takılı kalıyor. Geçmiş konular, geçmişteki durumlar, geçmişi kafaya çok taktığını söylüyor ve bu yüzden de yeniden bir şeyler yapamıyorum, yeniden adım atamıyorum diyor size sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz Aslan Burcu'yla. Aslan Burcu, aklımızdaki kişi diyoruz Aslan Burcu'na. Aslan Burcu, aklımızdaki kişi. Aslan Burcu'nun aklındaki kişi diyor ki, ya söz verdim, sözümde duramadım ya da siz yaptınız. Burada
Bir aldatma, aldatılma, kandırılma, arkamdan işler çevirdin, yalanlar söyledin. Bir adım atmayı düşünüyorum aslında, ya da attım, zamanında da attım bir adım. Sen bunları yapmana rağmen, ya da ben onu yapmama rağmen bir adım attım, ama yine de çok böyle kararsızım. Arada bir atayım, adım 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 atayım diyorum, ama sonra da kararsızlık yaşıyorum. Düşüncelerde netleşemiyorum. Çünkü çok fazla yalan oldu aramızda. Çok fazla yalan girdi. Yani adım atsam da nasıl bir adım atacağımı da bilmiyorum. Tereddütler yaşıyorum diyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz Aslan burcuyla. Tek istediğim şey sensin aslında diyor. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim dedi aynı zamanda. Senin olmak için herkesle savaşırım diyor bir yandan da sevgili arkadaşlar. Evet, burada bir aldatma, aldatılma, kandırılma, yalanlar söylenmesi olmuş, ama bir yandan da diyor ki beni bekle dedi aynı zamanda da. Bir şeyleri düzeltip öyle gelecek. Belki de etrafınızdaki kişilerin yalanına dolanına inandı. Yani siz birbirinize yapmasanız da etraftaki kişiler dolduruşa getirmiş de olabilir aklınızdaki kişiye. Benim kartım uçtu. Ben o kartı almam lazım arkadaşlar. Şöyle bir, evet, kusura bakmayın, rüzgardan geldik Başak Burcu'na. Başak Burcu aklımızdaki kişi diyoruz Başak Burcu'na. Başak Burcu aklınızdaki kişi. Bakalım Başak Burcu'nun aklındaki kişi ne söyleyecek? Diyor ki, güzel zamanlar geçirdik birlikte. Güzel eğlendik. Arkadaşlarla beraber de güzel zamanlardı. Yani hep birlikte güzel zamanlar geçirdik. Organizasyonlarda bulunduk, eğlendik, kutladık. Ama özlüyorum seni. Seni özlüyorum. Sana gelmenin yollarını da arıyorum. Çünkü sen benimle, ya da ben seninle, ya da sen benimle işte kafa dengisin. Seninle zaman güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor, sıkıcı geçmiyor. Ve seninle tekrar zaman geçirmek istiyorum. Seninle birlikte olduğumuz anları da özledim. Gelmek de istiyorum. Tekrar seninle o anları paylaşmak istiyorum dedi sevgili Başak Burçları. Devam ediyoruz konuşturma kartlarıyla. Bakalım bunlar ne söyleyecek bize. Başak Burcu aklımızdaki kişi diyoruz Başak Burcu'na. Seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim diyor sevgili arkadaşlar. Seni çok özlüyorum dedi. Biraz önce de söylemiştim. Ailemle ve çevremle de sorunlarım var biraz diyor. Onlarla da ilgileniyorum dedi size. Ve geldik Terazi Burcu'na. Terazi Burcu aklımızdaki kişi diyoruz Terazi Burcu'na. Terazi Burcu aklımızdaki kişi. Terazi Burcu aklımızdaki kişi. Terazi Burcu'nun aklındaki kişi diyor ki, yoruldum, bittim, tükendim. Sana söylemek istediğim çok şeyler var, söyleyemiyorum. Burama kadar geldi. Sözler, kelimeler dilime geliyor, ağzıma geliyor ama konuşamıyorum. Yutkunamıyorum artık. Burada bir konuşamama durumu var sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyor ki, öldüm, bittim, tükendim diyor sevgili arkadaşlar. Artık kadere bıraktım, sisteme bıraktım. Çünkü sen çok yalan söyledin, çok aldattın, kandırdın, yalanlar söyledin, ihanet ettin, söz verdin, sözünde durmadın. Ben seni sisteme, kadere bıraktım. Bazılarınız da Allah'a emanet etmiş sevgili arkadaşlar. Size söylediği bu. Peki buradan ne söyleyecek? Burada konuşamadığını, bir şekilde size söylemek istediği şeyler olduğunu ama bir türlü söyleyemediğini söylüyor. Ve buradan da diyor ki, İlk adımı senden bekliyorum dedi. Terazi Burcu aklındaki kişi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor Terazi Burcu. Beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor sevgili arkadaşlar. Şu an dinlenmek istiyor aklınızdaki kişi. Çünkü kafasının dinlenmesi gerekiyor gerçekten. Bitmiş durumda. Bitmiş durumda sevgili teraziler.
Ve geldik Akrep Burcu'na. Akrep Burcu aklınızdaki kişi diyoruz Akrep Burçları için. Akrep Burcu aklınızdaki kişi. Akrep Burcu. Korkularım var diyor. Korkuyorum. Bir ilişkiyi yürütmekten, ilişkinin sorumluluğunu almaktan korkuyorum dedim. Sıfırdan başlamak istiyorum aslında seninle. Yeniden başlamak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Seninle tamamlanmak istiyorum. Senin olmak istiyorum. Senin gibi güçlü birinin yanında tekrar başlamak istiyorum. Sen gerçekten çok güçlü birisin. Özgüvenin çok yerinde. Maddi manevi kimseye ihtiyacın yok. Sağlam bir karaktersin aynı zamanda. Seninle her şeye başlanır. Seninle her yola girilir. Ama ben korkuyorum. Sorumluluk almaktan, ilişki yaşamaktan, ilişkiye girmekten korkuyorum diyor yani. Bu sorumluluğu almak bana zor geliyor diyor. Burada ne diyecek? Akrep Burcu'nun aklındaki kişi. Beni kendinden uzaklaştırma diyor sevgili arkadaşlar. Demek ki bir uzaklaşmışsınız. Başka ne söyleyecek? Tek istediğim şey sensin diyor. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi sevgili arkadaşlar, sevgili akrep burçları. Biraz önce de dedim seninle her yola girerim, sen sağlamsın dedi bize. Ve geldik yay burcuna. Yay burcu aklınızdaki kişi diyoruz yay burcuna. Yay burcu aklınızdaki kişi. Yay burcu. Seni özlüyorum. Birlikte geçirdiğimiz anları hatırlıyorum. Seninle tekrar birlikte olmak istiyorum. O anları tekrar yaşamak istiyorum. Ama bir adım senden bekliyorum. Sen adım atarsan, bir adım senden bir ışık görürsem ben zaten sana koşa koşa geleceğim diyor sevgili arkadaşlar. Sevgili yay burçları, aklınızdaki kişi böyle söyledi. Bakalım buradan ne söyleyecek? Sevgili aklınızdaki kişi. Şu an için hiçbir şey hissetmiyorum. Boşluktayım, karanlıktayım. Ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Sana ne söyleyebilirim onu da bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey sana çok aşığım dedi sevgili arkadaşlar. Ve diyor ki mutsuzum. Sensiz mutsuzum. Senden haber bekliyorum. Senden gelecek bir ışıkla, bir adımla ben harekete geçeceğim. Sana çok aşığım. Bunu da unutma diyor sevgili yay burçlarım. Ve geldik Oğlak burcuna. Oğlak burcu aklınızdaki kişi diyoruz Oğlak burcuna. Oğlak burcu aklınızdaki kişi. Oğlak burcu. Diyor ki ben sana bağlıyım, bağımlıyım, saplantılıyım, senden kopamıyorum. Senden başka kimseyle yapamıyorum. Sana zincirlenmiş gibi bağlıyım. Hayallerindeki kadınsın ya da erkeksin. Hayalimsin. Seninle çok şeyler yaşamak istiyorum. Hayalimde çok güzel şeyler var. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız diyor. Oğlak Burcu'nun aklındaki kişi. Sen benden ciddiyet bekliyorsun ya da sağlamlık bekliyorsun. Ben de bu sağlamlığı sana vereceğim diyor sevgili arkadaşlar. Hayallerimdeki kişisin dedi size sevgili Oğlak burçlarım. Devam ediyoruz. Daha önce sana seni sevmiyorum demiştim. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor. Çünkü yalnız kalmaya da ihtiyacım var dedi aynı zamanda. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor arkadaşlar. Sizin hayallerinizi yıkmak istemediğini söylüyor. Siz çünkü daha sağlam, daha sabit, daha istikrarlı gidiyorsunuz. Bu ilişkide ve beklentileri yerine getirememe korkusu var. Sizin hayallerinizi yıkmaktan korkuyor. O yüzden de size seni sevmiyorum demiş olabilir. Ya da size ilgisinin o kadar çok olmadığını anlatmış olabilir. Örnek veriyorum, ben sana aşık değilim, öyle takılıyoruz. Ya da işte çok ben seni sevmiyorum derken sevgisini biraz küçültmüş olabilir. Direkt seni sevmiyorum dememiş olma ihtimali var. Ve devam ediyoruz. Kova burcu aklınızdaki kişi.
Diyor ki ben sağlam bir adım attım zamanında. Bu ilişkiye de sağlam başladım. Bundan emin olabilirsin. Gelecek için başladım. Devamlı olsun diye başladım. İstikrarlı başladım. Gelip geçici bir heves değildi. Şu an tekrar bir başlangıç yapmayı düşünüyorum ama kararsızlık enerjisindeyim. Ama bir yandan da diyor ki ben sana sağlam bir adımla tekrar geleceğim dedi sevgili arkadaşlar. Kız sağlam bir adım, sağlam bir teklif, istikrarlı bir teklif, kalıcı bir teklif. Ben sana istediğin o teklifle geleceğim diyor sevgili arkadaşlar. Şu an bir kararsızlık yaşasam da, ikilem yaşasam da ama ayaklarım beni sana getiriyor diyor. Devam ediyoruz. Seni çok merak ediyorum dedi aynı zamanda. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum bir yandan dedi. Hiçbir şey düşünemiyorum, yolumu kaybettim diyor aynı zamanda. Maddi sıkıntısı olduğunu, bir şeyler düşünemediğini, her şey yoluna girdiğinde sağlam bir teklifle ben sana geleceğim diyor sevgili kova burçları. Ve geldik balık burcuna. Balık burcu aklınızdaki kişi diyoruz. Balık burcu aklınızdaki kişi. Balık burcu. Balık burcu aklınızdaki kişi. Yani ben bu konuyu hep askıya aldım. Zamana bıraktım. Oluruna bıraktım. Yani çok uzattım biliyorum. Bir sağlam bir şeye başlayamadık seninle. Sürekli oyaladım, sürekli işte şimdi değil, sonra değil. Şuyum var, buyum var, bu bitsin, şu bitsin. İşte yok şöyle, yok böyle diye diye çok beklettim biliyorum. Ama biliyorum ki artık bir şekilde bu ilişkiyle ilgili sağlam adımlar atılması gerektiğinin, zamanının geldiğinin farkındayım. Bunun için çalışacağım, emek vereceğim, uğraşacağım ama benim hala bu konuyla ilgili biraz daha zamana ihtiyacım var. Biraz daha bazı şeyleri düzeltmek için uğraşmam gerekiyor. Birdenbire yapamam, birdenbire olmaz. Mücadele etmem gerekiyor. Bitirmem gereken işler var. Bazılarınız için maddi sıkıntılar var, maddi sıkıntıyla uğraşıyor sevgili arkadaşlar. Bu maddi sıkıntısını hallettikten sonra da geleceğini söylüyor. Bazılarınız da diyor ki maddi sıkıntısı olmasa bile size gelmesi için aradaki engelleri kaldırabilmek için çalışması gerekiyor. Yani daha çok zamana ihtiyacı var. Biraz daha beni bekle diyor sevgili balık burçları. Biraz daha zaman istiyor. Senin olmak için herkesle savaşırım diyor. Aynı zamanda seni çok arzuluyorum. Ve bir tane de şunu alıyorum. Balık burcu için rüyalarımda seni görüyorum dedi sevgili balık burcu. Evet, aklımızdaki kişilerden mesajımız böyleydi. Biz de o zaman aldık kabul ettik diyoruz her zamanki gibi. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.